Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün transistörlerden bahsedeceğiz. Transistörler nedir? Ne işe yarar? Devreye nasıl bağlanır? Ne için kullanılır? Ölçümü, sağlamlığı nasıl yapılır? Herkesin rahatlıkla anlayacağı bir şekilde, basit bir şekilde sadeleştirerek anlatacağım. Transistörler nedir? Anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Yükseltenç olarak kullanılır. En çok anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Bütün gördüğünüz elektronik cihazların içerisinde transistör vardır. Çok önemli bir komponenttir arkadaşlar. Transistörün iki tipi vardır. Bir NPN modeli vardır. Bir de PNP modeli vardır. Bacakları da base bacağı. Kolektör bacağı, emiter bacağı. Transistör anahtarlama elemanı olarak kullanabilmesi için NPN transistörlerde bez bacağına artı tetik uygulanıp emiter bacağından eksi voltaj girip kolektör bacağından eksi voltaj çıkıyor. Mantığı bu şekilde. PNP transistörlerde Bez bacağına eksi voltaj uygulayalım. Kolektör bacağından artı voltaj girip emiter bacağından artı voltaj çıkıyor. Anahtarlama mantığı bu şekilde. Transistörün bez bacağını musluk gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kollektör ile emiter arasını musluğun geçişi olarak düşünebilirsiniz. Bez bacağını ne kadar açtığınız zaman kolektörden emitere, emiterden kolektöre doğru akım geçiş sağlanır kollektörden emiter'e, emiter'den kolektöre nasıl oluyor? NPN transistörlerde emiter'den kolektöre geçiyor eksi voltaj. PNP transistörlerde de kol, e, kollektör bacağından artı voltaj girip emiter bacağından çıkıyor. Matı bu şekilde. Base bacağına artı tetik veya eksi tetik uyguladığınız zaman Matı bu şekilde. Şimdi bir de ölçümü nasıl yapılıyor ona bakalım arkadaşlar. Ölç aletinin diyot kademesini alıyorsunuz. Bu tip 41 c transistör. Soldaki base baca, kolektör bacağı, emiter bacağı. Şimdi herhangi bir değer göstermeyecek. Onu ben biraz sonra söyleyeceğim. Base bacağına eksi probucumu değdiriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir tetik algılam, herhangi bir bana burada değer göstermiyor. Sebebi nedir? Bu transistör NPN bir transistör olduğu için base bacağına artı tetik uygulamam gerekiyor. Probumun artı ucunu bez bacağına değdirdiğim zaman gördüğünüz gibi bez kolektör arası bana değer gösteriyor. Bez emiter arası da de değer gösteriyor. Yüksek olan değer emiterdir arkadaşlar. Düşük olan değer de kolektördür. Şöyle bir bilgi daha vereyim size. MOSFET'lerde ve diğer, diğer üç bacaklı elektronik komponentlerde olduğu gibi Orta bacakla her zaman bu bacak birdir arkadaşlar. Bu buna dikkat edersiniz. Bu önemli bir bilgi. Çünkü soğutuculara falan monte ettiğiniz zaman bu arka tarafı çıplak direkt şase yapar. Transistörü bozarsınız. Mantığı bu şekildedir. Ölçümünü bu şekilde yapıyorsunuz. PNP trans PNP transistörlerde de bez bacağına eksi probunu değdiriyorsunuz. Artı probucuyla da kolektör emitter arasının ölçümünü yapıyorsunuz. Mantığı bu şekilde. Şimdi devre elemanları oluşturarak bir test yapalım arkadaşlar. Mantığını daha iyi anlayalım. Şimdi arkadaşlar ben devremi oluşturdum. Artı 12 voltum. Eksi 12 voltum. Ledimin eksisi ve artısı. Butonum. Direncim. Transistörüm. Transistörümüzün bacakları neydi? Bez bacağı. Kolektör bacağı. En sağdaki de emiter bacağı. Bu transistör tip 41C, NPN bir transistördü. NPN bir transistör nasıl anahtarlama yapıyordu? Base bacağına artı voltaj uygulandığı zaman, emiter bacağından eksi voltaj girip kolektör bacağından çıkıyordu. Ben şimdi butona her bastığımda lambam yanacak, elimi çektiğim zaman lambam duracak. Transistörlerin çalışma mantığı bu şekilde. Base bacağı tetiklendiği sürece emiterden kolektöre doğru voltaj geçişi sağlar. Base bacağını tetiklemeye kestiğiniz zaman transistör anahtarlama işlemini durdurur. Şimdi ne oluyor burada? Eksi voltaj geliyor emiter bacağında bekliyor. Kolektör bacağından çıkabilmesi için base bacağına artı voltaj uygulanması gerekiyor. Ben butona bastığım zaman artı voltajım buraya geçerek küçük bir mini voltla direnç üzerinden base bacağını tetikliyor. Base bacağını tetiklediği zaman emiterden kollektöre doğru voltaj geçişi sağlıyor. Siz bu buton yerine farklı komponentlerde kullanabilirsiniz. Buraya potansiyometre bağlayabilirsiniz. LDR bağlayabilirsiniz. Karanlıkta lambanız yanar. Iri ee, alıcı verici bağlayabilirsiniz. Kumandayla yapabilirsiniz. NTC'ye bağlayabilirsiniz. Çeşitli komponentler bağlayabilirsiniz. Yeter ki çalışma mantığını anlayın arkadaşlar. NPM e bu transistör bu şekilde çalışıyor. PNP'ler nasıl çalışıyor? Bu tip 41C'yi biz PNP olarak düşünelim. Bacaklarımız da aynı olsun sizin daha iyi anlamanız için, base bacağı, kolektör bacağı, emitter bacağı. Base bacağına eksi tetik uygulandığı zaman kolektörden artı voltaj giriyor arkadaşlar, emiter bacağından artı voltaj çıkıyor. Mantığı bu şekilde, PNP'nin. NPN'nin de bu şekilde. Şimdi bir de pnp npn PN, PN diyor. Ya, onun mantığını da söyleyeyim. Npn ya bu transistör. Negatif, pozitif, negatif arkadaşlar. npn mantığı bu şekilde. Yani Kafanız karışmaması için NPN dedikleri zaman hemen ilk harfinin N'yi aklınızda tutun. Negatif. P PMP dediği zaman da P harfini başında tutun. Pozitif aklınıza gelsin. Mantığı bu şekilde. Transitörün anahtarlama şeklini bu şekilde yapıyorsunuz. Gayet basit. Anlaşılır. Herkesin rahatlıkla anlayacağı bir şekilde dilde anlattım arkadaşlar. Transitörün çalışma mantığını Herkesin rahatlıkla anladığını düşünüyorum arkadaşlar. Transistör devrelerde elektronik yükselteç olarak kullanıyor. En çok da anahtarlama olarak, eleman olarak kullanılıyor. Her gördüğünüz elektronik cihazların içerisinde transistör vardır. Çok çok karşınıza çıkar. Devrelerde çok çok arızası olur. Bu şekilde ölçümünü yaparak, çalışma mantığını anlayarak rahatlıkla arızalar yapabilirsiniz. Devre elemanları oluşturabilirsiniz.